Bizim yapı yaptığımız yani zeminde ne olduğunu yani istediğiniz kadar güçlü bir yapı yapın üstüne. Eğer zeminde bir problem varsa bununla baş edemezsiniz yani yine büyük hasarlar oluşabilir. Yapının görevi ne? Üst dizaynın görevi bizi en şiddetli depremde bir de can güvenliğimizi sağlayarak en yani hiçbir eser, hiçbir yapı hasar almaz diye bir şey yok Sinan Bey. Böyle bir şey yok yani. Tabii ki. Bunun garantisini kimse kolay kolay vermez. Ama şunun garantisini verir. İşte yakın tarihte bakın. İşte 9 şiddetine Şili'de var, Rusya'da var, 9,5 şiddetinde deprem oluyor. Japonya'da Ölenlerin var. çoğu tsunami'den ölüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani yapı yıkılmasına bile değil. Bizde şu anda kayıp 55 bine yakın yani. Bu ciddi yani. Resmi İnşallah bir daha böyle bir şey rakamlar yaşanır. Yani zeminden başlayarak, zeminden başlayarak. Bugün teknoloji çağındayız. İnanılmaz yapının eserin kesitlerini değiştirmeyen, esere zarar vermeyen, eseri çok daha güçlendirecek teknolojiler mevcut. tam oradan soracaktım. Sözünüz tam bu konuda bir şey soracaktım. Bina üzerinde durarken zemini nasıl peki? Var teknolojilerimiz var yani birçok uygulama teknikleri var. Şimdi dediğim gibi bunları böyle hani lütfen seyircilerimiz de bize beni yanlış anlamasınlar. Hani ben bunları tabii ki o proje safhasında bilimsel analizleri, bilimsel raporlamaları her şey yapacak ama birçok teknikler var. Zemin iyileştirmenin de işte zemin enjeksiyonu var, jet kurant sistemleri var. Yapının anıtsallığına göre, yapının durumuna göre, yapının mimari. Çünkü bizim esas olan şey tabii ki yapıyı mümkün mertebe yapının üzerindeki özgün elemanlarını da koruyarak yapıyı restore etmektir. Yani her şeyi kaybettikten sonra yapacağınız müdahalenin de pek bir anlamı kalmıyor. Ama koruyarak yani düşünün bir Osmanlı döneminde kalma bir kalem işi var, bir tezinat var. Şimdi onu güçlen işte ama onun altına yani o tezinatı da orada tutarak bir nasıl güçlendirilebileceği konusunda şu anda bu çağda çok daha avantajlıyız. Birçok teknik var, birçok yöntem var. Zemini iyileştirmenin de birçok yöntemi var. Yani ya biz bunu risk alacağız, hiçbir şey yapmadan böyle bırakacağız. O zaman yıkılacak. Yok olmasından bence çok daha iyidir bu. O yüzden mühendislik boyutunu biraz daha gelişecek. Yani yapılara, tarihi yapıya hiç mühendislik uygulanmaz. Veya işte sadece işte temizlenir, korunur, tamamlanır. İşte süslemesi, bütünlemeler yapılır. İşte kubbesinin üst örtüsü değişir. Kapısı penceresi değişir mantığıyla bakmamalıyız. Yani elimizde zeminin röntgenini çekecek teknoloji var bu çağda. Yapı duvarının içine kadar röntgenini çekecek makineler var, cihazlar var. Her şey var. Mikro düzeyde uygulama yapabileceğin aletler var. Yani mikro enjeksiyon yapabiliyorsun, mikro sıvı altı, çatlak enjeksiyon yapabiliyorsun. Öyle ürünler var ki karbon, teknolojisinde fileler var. Yapının içine, sıvanın içerisine, sıvı alt dolgusunun altına koyuyorsunuz. Yani yapı içeride bir diyafram haline alıyor. Yani ben bunları haddimi aşmak istemiyorum. Tabii bunların mühendislik hesapları, statik hesapları, bilimsel hesapları çok daha farklı şeylere dayanarak hazırlanıyor ama var. Biz yeter ki şu bilinçli olalım. Biz bu coğrafyada çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun değerini bilmemiz lazım. Ama can güvenliğimizi de sağlayarak yaşamaya devam etmemiz lazım. Hem tarihi hem kültür varlıklarını geleceğe taşımamız lazım. Ama Kendimiz. hem de insanımızın, kendimizin can güvenliğini sağlamamız Aynen. gerekiyor. Bunları bir arada çok bilimsel temelleri de kullanarak doğru bir şekilde yapmamız lazım. O yüzden bu bilinci hiç kaybetmeyelim. Her an şu anda oturduğumuz anda 10 saniye sonra bile İzmir'de bir deprem yaşanabilir. Bilemeyiz. Temenni etmiyoruz ama yaşanabilir. Bu gerçekliği bilmemiz lazım. Buna göre de tedbir almamız gerekiyor. Tarihi yapılarda da bunu aciliyetle önemli bir şekilde gündeme oturtmamız gerekiyor. Yoksa her 7 şiddetin, 7,5 şiddetin depremde bugün Antakya'da Antakya diye bir yer kalmadı neredeyse yani. Her ilde, her böyle kadim kentimizde, medeniyet şehirlerimizde bunu yaşarsak o zaman bizim geleceği taşıyacak hiçbir şeyimiz kalmaz.